ASP.NET videolarına başlayacağız. ASP.NET kendi başına bir programlama dili değildir. Fakat C# ve HTML CSS'i bir arada kullanarak web sitelerimizi kodlamamızı sağlar. Web sitelerini herhangi bir veri tabanı ile bağlayabilmemizi sağlar. Bu video serisi boyunca SQL Server kullanacağım yine veri tabanı olarak. ASP.NET kullanacağım. ASP.NET C# kullanmakta zaten. Bu şekilde videolar işlenecek. Fakat HTML CSS'i çok detaylı şekilde kullanmayacağım. Zaten bir video serim var HTML CSS ile ilgili. Burada ben hem HTML CSS'i detaylı kullanırsam hem de ASP.NET'i kullanırsam, C# kullanırsam çok uzun videolar olacaktır. Yani 40-50 dakikalık videolar olacaktır. Bu hem öğrenmeyi zorlaştırır hem de benim için zor olur açıkçası. Bu yüzden hazır Bootstrap kütüphanesini kullanacağım. HTML CSS için Bootstrap'ı da göstereceğim bundan sonraki videoda nasıl ekleyeceğimize, nasıl entegre edeceğimize. Ben de sol tarafta ASP.NET web uygulaması var. Sizde bu olmayabilir. Eğer şurada aratıp bulamazsanız aşağıya gelip en aşağısına gelip daha fazla araç ve özellik yükleyin seçeneğine tıklıyoruz. Buradan Installer'ı açacağız. Installer'dan neleri işaretlemeniz gerektiğini göstereceğim zaten. Şu an yükleniyor. En üstte bakın. ASP.NET ve web geliştirme kısmı var. Bu sizde işaretli değilse az önce gösterdiğim yerde gözükmez. Bunu işaretleyip sağ alttan yükle deyin. Ben de şu an yüklenecek bir şey olmadığı için yüklememekte. Şurada sizde kapat yerine yükle olacak. Bunu işaretleyip yükle derseniz ASP.NET özelliklerini, ASP.NET projelerini yüklemiş olacaksınız. C# için .NET masaüstü geliştirmeyi kullanıyoruz. Bu şekilde şimdilik videolarımızda gereken şeyler bunlardı. Buradan kurulumu yaptıktan sonra ASP.NET web uygulaması diyerek yeni bir projeyi oluşturalım. Projemizin mantığı şu olacak. Araba satış sitesi oluşturacağız beraber. HTML CSS için dediğim gibi Bootstrap kullanacağız. Bootstrap hazır bir kütüphane HTML CSS ile ilgili. Bu hazır kütüphanede gayet güzel tasarımlar var. Ben daha basit bir tasarım kullanacağım. Kullanacağım basit tasarımı da zaten bundan sonraki videoda entegre edeceğiz. Yani HTML CSS'e uğraşmayacağım. Sadece C# ve kodlama kısmını göstereceğim. Bildiğiniz üzere HTML CSS kısmı görsel kısımdır. Yani web sitenin görsel kısmını oluşturmayı bundan yaklaşık 8-9 ay önce bir video serisi çekerek başlatmıştım. Beraber yaklaşık 40-50 video çekmiştim. Zaten HTML CSS videoları mevcut. Oradan bakıp kendi web sitenizi yapıp ASP ve C# kullanarak da kodlayabilirsiniz. Mantığı bu şekilde. Araba satış sitesi yapacağım. Şöyle araba satış. Bu benim YouTube videom olacağı için YouTube yazıyorum yanına. Karıştırmamak için. Çünkü başka bir projem de olabilir. Araba satış adında araba satış sitesi diyelim. Daha açıklayıcı olsun. 4.8'i kullanıyorum en son versiyonu. İstediğiniz versiyonu aslında kullanabilirsiniz. Fakat bazı özellikler düşük versiyonlarda gözükmeyebilir. En son versiyonunu kullanıyorum. Bazı metotlar olmayabilir. .NET Framework ile alakalı. Şimdi burada birçok seçenek geldi. MVC'yi bundan sonraki video serim olarak düşünüyorum. Şu an boş bir, en üstten boşu seçiyoruz. Boş bir ASP.NET uygulaması oluşturuyorum şu an. Araba satış siteleri veya emlak siteleri şu an daha revaçta olan şeyler. O yüzden bunları yapabilirim. Araba satış başlangıç olarak daha kolay olacaktır. Emlak biraz daha kompleks olabilir diye düşündüm. Bu şekilde
Projemizi oluşturduk. Boş seçtiğimiz için doğal olarak herhangi bir şey yok. Bundan sonraki videoda layout ekleyeceğiz ve layout'un neyden yani layout'un ne olduğundan bahsedeceğim, neyden oluştuğundan bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler.